ve bir taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları ve önemli açıklamalara şöyle bir hızlıca göz attık. Şimdi önemli isimleri de yayınımıza ağırlamaya devam ediyoruz. Dijital pazarlama uzmanı Alişan Konyalı stüdyomuzda. Değerli hocamıza hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk hocam, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız efendim? Vallahi biz bomba gibiyiz. Maşallah, daim olsun. Şimdi geçen yıl Gece Ajansı'nda sizi ağırlamıştık Alişan Hocam. Şimdi tabii teknoloji deyince, internet, bir taraftan dijitalleşme deyince tabii dijitalleşmenin hızına yetişmek son derece zor. Kesinlikle. Ne değişti diye bir soralım. Yani o bir yıllık süre zarfında neler değişti ve yeni dijital literatürümüze neler girdi acaba? Şimdi şöyle, aslında dijital pazarlama ve dijital medya son derece hızlı değişiyor. Hatta en hızlı değişen sektörlerden bir tanesi. Hı hı. Malum kullandığımız sosyal medyaların algoritmaları değişiyor. Kullandığımız teknoloji, kullandığımız telefonlar, bilgisayarlar, medyalar çok hızlı değişiyor. Hı hı. Özellikle sizin sektörde de gündemi belirleyen konular son derece hızlı bir şekilde yine sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden, hı hı, YouTube üzerinden izleniyor ve insanların aslında izlenme alışkanlıkları değişti ve birçok insan televizyonlardan da dijital medyaya kayıyor. Akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara geçiş yapıyoruz. Hı hı. Artık internete bağlanabilir televizyonlarımız var ve haberleri de istediğimiz zaman istediğimiz televizyondan da izleyebiliyoruz. İstediğimiz programları kendimiz seçebiliyoruz. Bu da çok önemli bir hal aldı. Yani biz o zaman şunu söyleyebilir miyiz? İstediğimiz yayını istediğimiz anda, yani izleyebiliyoruz yani, değil mi? Gecenin ikisinde de sabahki bir yayını izleyebilirsiniz değil mi? İstediğimiz araçtan da izleyebiliriz artık. Yani telefon olsun, radyo olsun ve televizyonlara da kaymış olmamız artık, yani televizyon alışkanlığımız zaten var. Televizyon izleme alışkanlığımız varken buraya interneti de entegre ettiğimizde istediğimiz kanalı artık dijital ortam üzerinden, YouTube kanalları üzerinden ya da sosyal medya üzerinden de televizyonda da izleyebilir hale geldik. Bu aslında en önemli gelişmelerden biri oldu diyebilirim. Evet, şimdi dijital pazarlamayı konuşalım Sayın Hocam. Yani şimdi sosyal medyada sürekli bu sponsor reklamları falan görüyoruz. Biz tabii işin iç boyutunu sizin kadar bilmiyoruz ama yani nasıl mesela bir kimse kendi markasını nasıl oluşturur, nasıl piyasaya çıkar ve bu sosyal medya, çünkü artık sosyal medyayı etkin kullanamayan kişiler, kurumlar bir bakıma geride kalmış oluyor ve o teknolojik gelişmeyi de tam anlamıyla ayak uyduramıyor ve geri dönüşler de bu noktada gelmiyor ya da tatmin edici olmuyor. Ne dersiniz? Yani nasıl yol alınıyor bu dijital pazarlamada? Şimdi öncelikle aslında yine Bill Gates'in sözüyle devam etmek istiyorum. Bundan 15-20 sene önce çok güzel bir gaf etti kendisi. Ya online olursunuz ya da yok olursunuz diye. Bugün internette var olup olmamak artık söz konusu değil. Kesinlikle var olmanız şart ve varoluşunuzu da çok etkili bir şekilde sürdürmeniz gerekiyor. Bu tür sponsorlu reklamlar aslında çok ciddi bir araç ve ticaretinizi çok sayılı günler içerisinde ya da sahip olduğunuz ürün, hizmet ya da markanız neyse çok sayılı günler içerisinde milyonlarca insana erişebiliyorsunuz. Yani bugün klasik pazarlama yöntemleri, ki ben onlara genelde dinozor pazarlama diyorum artık. Çünkü dijital pazarlama hayatımıza girdikçe çok daha etkili, yani bütçenizi çok daha kaliteli bir şekilde, dönüşüm oranlarını çok daha yüksek bir şekilde alabileceğiniz bir medya var ve bunu öğrenmek gerçekten önemli. Bugün bir girişimciyseniz, ürün ya da hizmetiniz ya da bir markanız varsa bunu büyütmek için mutlaka bence dijital pazarlamayı öğrenmeye doğru ya da buna, bu alanda, bu sektörde uzmanlaşmış birilerini çalıştırmak sizin büyük bir avantajınız olacak. Çünkü 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, hatta 10'a katlanmanız an meselesi diyebilirim. Doğru bir dijital pazarlama, doğru bir sosyal medya stratejisiyle kısa süreler içerisinde ciddi büyümeler gerçekleşebiliyor. Özellikle okyanus ötesini yakından takip ediyorum. Orada dediğiniz gibi daha yeni, yani startup nezdinde olan firmalar bile çok hızlı bir şekilde duyulabiliyor. Ve bu da yine sosyal medyanın aslında reklamları ve hedefli reklamlar sayesinde oluyor. Tabii ki bütçeli oluyor ama verdiğiniz bütçenin karşılığını fazlasıyla alabilme ihtimaliniz var. Bunu doğru kullanırsınız. Yani bir koyduğunuzda 2 alabilir, bir koyduğunuzda 5 alabilir, bir koyduğunuzda 10 alabileceğiniz bir kaldıraç gücünden bahsediyoruz. Bunu öğrenmekte ciddi anlamda fayda var. Evet, şimdi Alişan Hocam, aslında çok önemli bilgiler bu bilgiler. Gerçekten herkesin istifade etmesi lazım. Şimdi siz yurt dışını falan da, yurt dışında da çok geziyorsunuz. İşte özellikle kendi alanınızla ilgili çeşitli işte görüş alışverişinde ve önemli isimlerle diyalog halindesiniz bu noktada. Şimdi şunu merak ediyorum işin açıkçası. Türkiye ile diğer dış ülkeleri kıyasladığınızda sosyal medyayı kullanma noktasında, girişimcilik noktasında, bir ürünü
gerçekten en iyi şekilde tüketicisine ulaştırma noktasında ve kendi firmasını haliyle parlatma noktasında nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela yurt dışındaki firmalarla, girişimcilerle, bizim kendi ülkemizdeki girişimciler arasındaki fark ne acaba? Çok merak ediyorum ben. Harika bir soru. Öncelikle yine teşekkür ederim. En başa dönecek olursak aslında bizim büyük dezavantajlarımızdan bir tanesi şu dijital pazarlama, dijital medya aslında doğası gereği batıdan ya da işte okyanus ötesinden o taraflardan geliyor ve oradaki tsunami dalgası bizi biraz geç bulabiliyor. Yani bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl sonra bazı trendler bize geliyor. Bu trendleri yakalayabilme ya da hızlı bir şekilde yakalayabilmek için yabancı dile hakim olmamız gerekiyor. Ve birçok girişimcimiz... Her alanda böyle değil mi ya? Hangi sektör gibi, olursa olsun kesinlikle. Yani yabancı dil. Yabancı dil aslında gerçekten önemli. Dijital pazarlama hala hala önemli. Çünkü bütün ana kaynak orada olduğu için ne kadar hızlı yabancı dil, yani İngilizceniz iyi olursa oradaki dijital pazarlama trendlerini yakalamak, buraya getirip hakim olursunuz. Hakim olmak önemli. Oradaki trendleri hızlı bir şekilde buraya getirip çok daha hızlı bir şekilde büyüyebilirsiniz. Ben en büyük eksiklik olarak şunu görüyorum ne yazık ki. Hem dil eksikliğimiz var hem de özgüven eksikliğimiz var. Özgüven eksikliğimiz olduğu için global düşünemiyoruz. Global markalar çıkaramıyoruz ama Amerika'daki gençlere bakıyoruz. Aslında bizden hiçbir farkı yok. Sadece oradaki teknolojiyi daha hızlı, bizden daha avantajlı bir şekilde hızlı bir adapte etmişler ve bu adaptasyon sayesinde hızlı bir büyüme yakalıyorlar. Ama bizdeki hem yabancı dil eksikliği hem de özgüven eksikliğinden dolayı bu tür teknolojilere çok geç. Ha ben de yapabilirim. Meğerse ben de yapabiliyormuşum diyecek seviyemiz çok geç geliyor ve bu şekilde geride kalmış olabiliyoruz. O trendler geçtiği zaman çok geriden takip ederek meyvesini çok geç alıyoruz aslında. Hala istenilen yerde değiliz ama değil mi? Ne yazık ki ben hala daha meşhur lafımı kullanmaya devam ediyorum. Taş devrindeyiz hala. Yani bu bir yandan... Bir yıl önce de öyle demiştiniz hocam. İyi hatırlıyorum. Bence ya gidişat aslında şunu gösteriyor. Bir 5 yıl daha bunu devam edeceğim. Çünkü bu büyük bir fırsat. Çok büyük bir pasta. Öğrenmeye ne yazık ki o kadar da meyilli değiliz. Yani öğrenmeye o kadar istekli değiliz ama neler kaçırdığımızın farkında değiliz. Çünkü dijital pazarlamayı öğrenmekle öğrenmemek arasında ciddi bir fırsat maliyeti var bana göre. Çünkü ben avantajını gördüğüm için bunu söylüyorum. Ve hani danışmanlık verdiğim ya da eğitim verdiğim kurum ve kuruluşlarda, öğrencilerde bunu görüyoruz. Yani gözle görülür farklı keşke oluyor. Keşke daha önce öğrenseydim diyenler kesinlikle oluyor. Kesinlikle yani bu kadar yapılabiliyor mu? Vay be hani diyenler oluyor ki gerçekten öyle. Ben bile şu anda değişen trendler sayesinde işte YouTube'da bazı şeyler keşfediyoruz. Facebook'ta, Instagram'ın mesela işte yeni yıl itibariyle getirdiği bazı yeni gelişmeler var. İşte ülkemizde yeni yeni entegre edilecek bu gelişmeler. Mesela ticari anlamda çok büyük bir fırsat aslında ama o fırsat dalgasını yakalayabilene bir fırsat olacak. Bilmeyenler için değişen bir şey olmayacak aslında. Yani şimdi tabii hocam o kadar önemli bilgiler ki şimdi genel olarak baktığımızda biraz böyle sizin de ifade ettiğiniz gibi geri planda kalmış oluyoruz ve bu noktada kendimizi de işin açıkçası geliştirmeme durumumuz söz konusu. Şimdi genel olarak da zaten ifade ettiniz. Şunu ben merak ediyorum. Yani biz acaba tabii işin diğer boyutları da vardır muhakkak ama biz pazarlamayı, dijital pazarlamayı sadece sosyal medyayı iyi kullanmaktan ibaret sayıyoruz. Oysa ki başka trendler de var değil mi hocam? Var. Bunlarla ilgili böyle bir tüyo mahiyetinde izleyicilerimize bilgi verir misiniz? Verelim aslında. Şöyle aslında pazarlama genel anlamında kendisine hiçbir şey kaybetmemiş. Dijital yani sosyal medya diyelim aslında bir araç. Yani tamam dinozor pazarlama diyoruz ama yine de klasik yöntemleri es geçmiyoruz. Klasik yöntemlerin yanında bunu ek olarak bir kaldıraç gücü olarak bir araç olarak kesinlikle kullanmamız lazım ve sosyal medyanın aslında kendine has kuralları var. Bu kuralları bilirsek, uygulayabilirsek gerçekten bizim için çok faydalı olur. Trendlere gelecek olursak özellikle interneti kullanan insanların aslında daha çok böyle eğlenmek, rahatlamak ve keyfini çıkarmakla alakalı olduğunu yani çoğu insanın aslında bu alanda interneti kullandığını görüyoruz ve mesela son dönemlerin en trend olan uygulamalarından bir tanesi TikTok mesela. TikTok'u mesela çoğumuz biliyoruz, belki kullanıyoruz, belki izliyoruz çünkü kısa kısa eğlenceli videolarımız var orada ve bunu ticari anlamda nasıl kullanabileceğimizle alakalı güzel tiyolar var. Tabii daha uzun yani hep ama... biz işin eğlence kısmındayız. Yani nedense hep rahatlık kısmındayız. Evet, yani evet, işin ticari boyutu, yani bunu kendime nasıl döndürebilirim, kendi menfaatime, kurumun menfaatini nasıl sağlarım maalesef. TikTok'la ilgili de geçmişte bizim de çok haberimiz oldu ve gerçekten birçok noktasını eleştirdik. Ama şimdi tabii ticari kısmını bilmiyorduk hocam. Ticari kısmı aslında tabii biraz algıları yönetmekle alakalı ya da nasıl kullanacağınız yani...
Oradaki o eğlence ve rahatlığı kendi niş pazarınıza ya da kendi ürün veya hizmetinize nasıl entegre edebileceğinizi öğrendiğiniz anda çok daha fazla izlenme oranı alıyorsunuz. Çok daha kısa sürelerde çok daha yani çok geri fazla, dönüşümler evet, o oranda. Geri dönüşümler çok daha fazla olabilir. Sadece işte o entegrasyonu nasıl sağlayabileceğinizi öğrendiğiniz anda oradan çok ciddi bir potansiyel müşteri akışı olabiliyor. Bu evet. Oluşturabiliyor. Şimdi hocam o kadar heyecan verici bir alan ki dijital pazarlama. Şimdi biraz da işin açıkçası medyayı, dijital medyayı konuşalım isterim. Evet. Çünkü bu alan da önemli. Şimdi dijital pazarlamada siz aktifsiniz, etkinsiniz ve güzel işler yapıyorsunuz. Seminerleriniz oluyor, ara ara yine katılımcılar oluyor. Şimdi şunu merak ediyorum. Şimdi YouTube var, işte Instagram var, Twitter var, Facebook var. Şimdi genel olarak baktığınızda yeni dönemde artık normal televizyon kanalları ki şimdi artık gazetelerde kapanmaya başladı. Evet. İşte televizyon kanalları kapanmaya başladı. Acaba bu yeni trendle birlikte habercilikten tutun da işte programcılığa kadar yani bunlar gerçekten olumsuz etkilenir mi genel olarak şöyle bir değerlendirdiğinizde? Şöyle aslında bunu şey gibi düşünebiliriz. Mesela sinema sektörüne baktığımızda ilk DVD teknolojisi çıktığında çoğu insan dedi ki ya sinema sektörü ölecek. Dendi. Hı. Fakat ne oldu? Yani DVD'ler süre içerisinde zaman aşımına uğradı ve hani flash ya da daha farklı teknolojiye döndü ama sinema hala var. Daha sonra sinema çok önemli bir şey anlatıyorsunuz hocam. Burada izleyicilerimize bir duyuralım. Evet. Burası önemli. Evet hocam. Yani sinema var olmaya devam etti ve aslında var olmaya devam edecektir mutlaka. Tabii ki bazı dönüşümleri oldu aslında. Televizyon kültürü için de aynı şey geçerli olacak. Tabii ki YouTube kanalı gelecek ki yeni yıl itibariyle YouTube'un da kendine has yeni bir kuralları açıklandı. Ve işte ücretli kanallar olmaya başladı. Hani atıyorum Akit TV'nin kendi YouTube kanalı ücretli bir şekilde izlenebilir pozisyona gelecek. Hı hı. Yani bütün izleyiciler ya da reytingler üzerinden belirleyecek bunu. Evet. Yani YouTube kanalı da aslında hani televizyon kurallarına bir nevi oynamaya başlıyor ama yine ama bitiremez değil mi? Kesinlikle. Yani işsiz kalmayız yani öyle mi? Kesin yani önümüzdeki bir 20-30 sene boyunca hani televizyon kültürü mutlaka var olacak. Çünkü şöyle bir şey hani insan en azından son jenerasyon dahi biz işten geldikten sonra ya da işte derslerimizden geldikten sonra bir televizyonun karşısına geçip en azından bir elimize kumandayı alma alışkanlığımız olduğu için kumandaya dokunmamız lazım. Evet. Hani her ne kadar bu kumandayla YouTube kanallarını hani normal TV dediğiniz gibi işte gazeteler kapanıyor, bazı televizyon kanalları da kapanıyor olsa da bu kumanda bizi televizyonu internete bağlayıp YouTube'daki bazı TV kanallarını izlemeye yöneltecektir. Ama o eski klasik alışkanlığımız kalacaktır. Yine böyle koltuğumuzda büyük televizyon ekranda yine şeyleri izlemeye devam edeceğiz gibi görünüyor. En azından 15-20 sene boyunca bu şekilde olacak. Yani televizyon kültürü mutlaka hayatımızda kalacak yani. Devam edecek diyorsunuz. Evet. O zaman güzel bir haber verdiniz bize. Peki şimdi biraz daha özellikle yeni girişimcilere bir fırsat oluşacak cinsten. İşte şunlara dikkat etsinler. Şunları mutlaka önemsesinler. İşte şu not önemli. Şuraya şu platform son derece bu şekilde kullanırlarsa daha etkili olurlar diyebileceğiniz böyle TÜO mahiyetinde dijital pazarlamaya ait TÜO mahiyetinde neler söyleyebilirsiniz? Çünkü bizi izleyen birçok genç arkadaşımız var. Aynı zamanda gün başlıyor yayını gerçekten düzenli takip eden birçok yine izleyicimiz var. Birçok girişimci de var. Alişan Hocam bununla ilgili de şöyle genel geçer bilgilerden istifade etmek isteriz. Kesinlikle güzel bir soru. Aslında tavsiye mahiyetinde birçok söylenebilecek şey var. Benim aslında en böyle kırmızı nokta dediğimiz dikkat çekilmesi gereken kısımlardan bir tanesi bana göre dijital pazarlamada satış hunisi dediğimiz bir yöntem var. Ve bu yöntem ne yazık ki yani ülkemizde ya da girişimcilerimiz tarafından daha net tanımlanmamış ya da bilinmeyen bir yöntem. Ve şu anda işte Avrupa'yı ve Amerika'yı kasıp kavuran bir yöntem. Yani ürün, hizmet veya markanızı tanıtabilmek açısından en etkili dijital pazarlama yöntemlerinden bir tanesi satış hunisi. Aslında mantık çok klasik bir mantık. Bildiğimiz işte huni yönteminde işte ziyaretçilerimiz var ya da izleyicilerimiz var. Bu izleyicileri potansiyel müşteriye dönüştürmenin bir yoludur. Yani potansiyel müşteri koridoru dediğimiz. Sonuçta bugün satın alma alışkanlıklarımız değişti. Bugün herhangi bir ürünü almadan önce ne yapıyoruz? Önce bir internete soruyoruz. İnternete sorduğumuz konularda genelde işte müşteri memnuniyeti var mı? Fiyat karşılaştırması yapıyoruz. Bu ürünü satan markaya gözlemliyoruz. Yorumlara dikkat ediyoruz ve ancak bu filtrasyondan geçtikten sonra ya da karşı taraf firma bize bir hediye sunuyor mu? Bir müşteri mıtlatısı dediğimiz bir değer sunuyor mu? Bu değeri aldıktan sonra satın alma kararını veriyoruz. Yani bugün anında ya ben beğendim alacağım
anlık satın almalar, yani direkt satışlar aslında öldü. Dolaylı satışlar başlıyor ve bu dolaylı satışları kolaylaştıran ve sistemleştiren yöntem satış unisi yöntemidir. Ve bunu hem araştırıp hem bunun eğitimini alıp bence ticaretlerine entegre ettikleri zaman daha az emekle çok daha fazla çıktı alacakları bir yöntemden bahsediyorsunuz. Evet. Şimdi evet. Hocam neden, hepsi bunların aslında bir neden sonuç ilişkisi içerisinde yürünüyor değil mi? Yani işte hepsi bir istatistiki bilgiden geçiyor. Kime hitap edecek? Hangi yaş aralığına hitap edecek? Hedef kitlesi kim vesaire? Ama şimdi ara ara biz de maalesef izleyicilerimize paylaşıyoruz ve gerçekten çok da üzüntü duyuyoruz. Yani en azından güven adına üzüntü duyuyoruz. Şunun için söylüyorum. Bir bakıyorsunuz işte yani bilinçsiz tüketici de aslında çok evet. kolay avlanabiliyor Alişan Hocam. Yani genel olarak baktığınızda bu konuyu da bir konuşalım isteriz. Çünkü bizi de ilgilendiren bir kısım var işin bu kısmının. Evet. Çünkü ara ara böyle haberler geliyor. Bizler de aktarıyoruz üzülerek de olsa. Şimdi yani aldatan ve aldatılan reklamlar, yani bu reklamlara genel olarak baktığınızda, ya bir bakıyorsunuz işte geçen gün bir haber vardı çok ilginç. İşte ayakkabı almış ama istediği ayakkabı gelmemiş, çok daha basit ayakkabılar gelmiş. Birçok belki haber bülteninde izlediniz o görüntüleri. Saat örnekleri yani de çok buna benzer. Nasıl bir yine çözüm bulmak lazım? Yani tüketici bu noktada nasıl adım atmalı? Bakın bu önemli bir soru çünkü. Şimdi aslında tüketiciyi koruma kanunu bir kanunumuz çıktı. Aslında çok zamanında çıkan bir kanun. Fakat birçok insanımız aslında bundan bir haber ki mesela son dönemlerde benim de yaşadım. Hani biz bile hani uzman olarak bu tür şeylere yakalanabiliyoruz. Yani bazen işte reklama aldanıp ürüne ciddi anlamda itibar edip satın alıyoruz ama satın aldığımız ürün istediğimiz gibi çıkmayabiliyor. Bu durumda ne yapmamız gerektiği ile alakalı bir konuşalım istiyorum. Tüketici mahkeme hakimiyetine başvurulabilir ve oradan hakkınızı talep edebilirsiniz ve bu anlamda devlet gerçekten müşteriyi ciddi anlamda koruyor. Ama aldanmamak istiyorsanız bunun yolu biraz daha, yani bunu önlemenin yolu biraz daha var ne yazık ki. Çünkü bilinçsiz tüketici olduğu sürece o bilinçsiz tüketiciyi kandıracak birçok satıcı mutlaka olacaktır. Çok iyi niyetliyiz aslında değil mi hocam? Kesinlikle ve sık kullandığımız platformlar, işte atıyorum Facebook'u son 5-10 yıldır kullanıyoruz. Instagram'ı 5-10 yıldır kullanıyoruz ve bizimle artık gün içerisinde yani yüzlerce kez girdiğimiz uygulamalar olduğu için o uygulamada her şeye güvenebileceğimizi düşünüyoruz. Ve reklam başlıkları da bizi bir nevi bir yani cezbedebiliyorsa o reklama kanabiliyoruz. Biliyoruz ve verdiğimiz para aslında bir ayakkabı parası işte 20, 30, 40, 100 lira bile olsa onu gözden çıkarabiliyoruz ve peşini ne yapıyoruz? Bazen işte diyoruz ki ya giden 100 lira olsun, hani tamam, hani belki de aldanmış olabilirim ve hakkımızı aramıyoruz ama biz hakkımızı aramazsak bu aslında zincirleme etkiyle tüketiciyi hala, yani satıcıyı hala tetikliyor. Dolayısıyla 50 lira da olsa 100 lira da olsa bu yasal süreci başlatırsak ki ben birçok defa başlattım, hem kendi adıma hem çevremdeki bana danışan arkadaşlara yol gösterdim. Bu yasal süreci başlattığımızda karşı tarafı ciddi anlamda caydırdığını görüyoruz. Mağazaların kapandığını görüyoruz. İşte ciddi ticaret mağazalarındaki satıcılara kadar dahi gidebiliyor bu. Hem yanlış ya da işte anlatıldığı gibi ürünlerin gelmemesi kısmında devlet bu kısmında ciddi yaptırımları var ve bu hani rakamlara bakılmaksızın 50 liralık bir saat olur, 100 liralık ayakkabı olsa dahi yasal süreci başlattığınızda karşı tarafa en azından ciddi bir yaptırım olarak bir yaptırım dalgası gidiyor. Ama ya 50 lira ne olacak, gitsin dediğimiz anda karşı tarafı bu hala daha tetikleyip satış yapmasına ve birçok canın yanmasına vesile olabiliyor. Neden oluyor? Evet, ister istemez böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Yani böyle bir eylemde bulunabiliriz en azından. Böyle bir olumsuzluk yaşamış olsak da yasal hakkımızı arayarak mutlaka karşı tarafa bir baskı taşını göndermek gerekiyor. İşte hocam yine aslında aynı yere dönüyoruz. Yani böyle bu tarz tüketici haklarına başvurmak ya da işte mahkeme yolu olduğu anda aman bana dokunmasın da ne olursa olsun gibi bir anlayış var, bir algı var. Ve bu da aslında toplumun genelinde yaygınlaştırılmış durumda. Yani biz hakkımızı gerçekten aramıyoruz bu noktada, dediğiniz doğru. Aslında benim kendi yaşadığım izlerimi söyleyeyim. Bende de aynı algı vardı. Hani işte ya çok uzun bir süreç olacak, mahkeme olacak, maliyet olacak falan. Aslında çok da yani abarttığımız gibi ya da düşündüğümüz gibi bir süreç yok. Yani devlet ve hükümet bu olayı aslında çok daha daraltmış bir durumda. Yani maliye hemen sonuç alabiliyorsun. Tabii yani çok kısa sürelerde işte 15-20 gün, 1 ay 40 gün gibi, işte maksimum 2 gün, işte 2 ay gibi sürelerde sonuç alabiliyoruz. Bir hani devletten ya da karşı taraftan bize, ya karşı tarafa ödeme şeklinde olabiliyor ya da karşı tarafa bir ihbarnamenin gönderdiğini görebiliyoruz. Bu bile bizim için caydırıcı bir şey anlamında yeterli olabiliyor. Yani süreç o kadar da zorlu değil. Yani o taşı atıp
mutlaka bu sürece girsinler diyelim. İlerleyen dönemlerde de aynı sonucu, aynı olumsuz sonucu yaşamak istemiyorlarsa bu süreci bir an önce öğrensinler. Öğrensinler diyorsunuz. Evet. Peki hocam, o zaman buradan genç arkadaşlara, özellikle genç girişimcilere dijital medya adına tavsiyelerinizi de, hazır 3-4 dakikalık gibi bir zamanımız kaldı. O tavsiyelerinizi de izleyicilerimiz, o genç arkadaşlarımız, girişimciler merakla bekliyorlar. Aslında bugün başarılı girişimcilere baktığımızda şunu net bir şekilde görüyoruz. İşte sanatçılar olsun, başarılı girişimciler olsun. İlk başladıkları noktaya geldiklerinde şunu görüyoruz. İşte atıyorum YouTube'da bir video paylaşmış, yeteneği keşfedilmiş. Daha sonrasında işte sesinden dolayı bir programa davet edilmiş. Ondan sonra değişik şeyler olmaya başlamış kendisi adına. Ya da sosyal medyada, YouTube'da, Instagram'da kendi görsellerini ya da yeteneklerini ya da ürünlerini bir şekilde lanse etmeye başlayıp çok küçük adımlarla aslında çok büyük sonuçlar alınabilecek bir pozisyondayız günümüzde. Hı hı. Sahip olduğumuz araçlar bunlar ve aslında biraz daha kendinize güvenin ve sosyal medyada çıkıp bir şeyler göstermek, bir şeyler satışını yapmak ya da videonuzu paylaşmak konusunda korkmayın. Yani bu çok korkulacak bir olay değil. Yayınlasam mı, yayınlamasam mı? Evet, evet. Çünkü evet. O endişeyi ben çok yaşıyorum. Yani işte fotoğrafım çok mükemmel olmadı, bunu paylaşmayayım. Ya da işte videom çok iyi olmadı, ses kalitesi, görüntü kalitesi iyi olmadı. Aslında bunları es geçin. Çünkü ben bile bugün ilk videolarıma baktığımda beğenmiyorum ama o ilk videolar olmasaydı bugünkü YouTube kanalım belki olmayabilirdi ya da sosyal medya hesabı. Bir yerden mutlaka başlanın. Yani büyük yola, uzun bir yola küçük bir adımla başlamak gerektiğini ve bunu geciktirmeyin. Ne kadar hızlı bir şekilde dijital medyada varlığınızı oluşturmaya başlarsanız yarın öbür gün çok daha hızlı bir şekilde meyvesini almaya başlayacaksınız. Evet, peki. Hocam şimdi son bir şey daha, sanırım bir dakikalık bir zamanımız var. Şimdi son bir şey daha soralım. Özellikle eğitim noktasında, yani bu dijital pazarlamanın eğitimi noktasında da, yani şu eğitimleri alsınlar. Hani adres vermeyelim, yer vermeyelim, marka vermeyelim ama şu eğitimleri mutlaka girsinler. Şu eğitimler onların işte kendilerini ve aynı zamanda kendi marka değerlerini ve aynı zamanda kurumların değerlerini yükseltir dediğiniz hangi eğitimler var? Buna da bir girelim isterim. Şimdi son dönemlerde ihracat diye bir şey duymaya başladık. Hı hı. Daha sonrasında yine e-ticaret, kendi mağazanızı, işte dropshipping son zamanlarda çok duyulan bir olay. YouTube'tan para kazanma ya da işte dijital medyayı kullanma, dijital pazarlama uzmanı olmakla alakalı mutlaka eğitim alınması gerekiyor ama niteliğinde tavsiyem şu, 2 günlük, 3 günlük eğitimler açılıyor. İşte hafta sonu, cuma, cumartesi, pazar 3 günde işte toplamda 15-20 saatlik eğitimler açılabiliyor. Ama bu eğitimler genelde sertifika eğitimleri oluyor ve kişiye ciddi nitelik kazandırmıyor. Bir meleke aşımı sağlamıyor. Dolayısıyla 2 aylık, 3 aylık, 4 aylık ve teori kısmından sonra pratiğe dönüştürebileceğiniz eğitimler mevcut. Bu eğitimleri alırsanız, yani aldığınız teorik bilgiyle sadece kalmamak yerine teori bilgiden sonra pratik uygulanabilecek modülleri olan ve bu modülleri uyguladığınızda ciddi sonuçlar alabildiğiniz eğitimleri tercih etmek çok daha iyi ve önemli. Ve sertifikadan ziyade aslında aldığınız eğitimden karşılık, maddi bir karşılık alabiliyor musunuz? Yani aldığınız uzmanlık eğitimi size nihai sonuç olarak gelir elde edebiliyor mu? Ya da dilediğiniz, arzuladığınız özgürlüğü kazandırabiliyor mu? Buna bakın. Yani sertifikadan ziyade daha farklı nihai sonuçlara odaklanmanız önemli. Evet, peki Alişan Hocam, inanın şu kısa dönemde, şu 20-25 dakikalık zaman diliminde çok önemli bilgiler edindik sizden. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yani bu yoğun eğitim programımızdan bize zaman ayırdınız. Bizim için büyük bir şanstı. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için de zahmet ettiniz. Çok sağ olun diyoruz. Evet değerli izleyenler, dijital pazarlama uzmanı Alişan Konyalı hocamızı ağırladık. Önemli bilgiler paylaştı bizlerle dijital pazarlama adına, e-ticaret adına ve özellikle sosyal medyanın günümüzde artık herkesin olmazsa olmazı diyecek o önemli satır başlıklarında yine yayınımıza bizler için, Gün Başlıyor izleyicileri için paylaşmış olduk. Kısa bir aramız var, sonrasında devam edeceğiz.